Hocam zaman zaman bahsediyorsunuz ya, kısaca şunu sormak istiyorum. Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha validemiz arasında geçen hadiseler var. Bunu mesela bu da yaşanmamış, birilerinin uydurduğu hikayedir diyenler de var. Edebi eserler falan var. Mesela eski divan şairlerinin de bazıları Yusuf-u Züleyha diye eserler kaleme almışlar. Belki oradan öyle söylüyorlar. Onların da ilave ettiği şeyler olabilir. Roman hikaye şeklinde çevirince ilave olabilir. Evet, ilave olabilir. Bizim için kaynak değil onlar. Evet. Ama bu olaylar yaşanmış. Yaşanmış. Evet. Yaşanmış. Yani bu birinin uydurduğu veya işte bir masal, hikaye, ne bileyim, efsane değil yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Gömlek arkadan yırtılmışsa diyor. Açıkça ya. Neresini inkar edeceksin? Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılması ve Yusuf Aleyhisselam'ın Hazreti Züleyha tarafından davet edilip aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam onayı terk edince arkadan tutup aynı şekilde asıldığı zaman gömleğinin yırtılması, hani şey yapıyor, diyor ki benim diyor burada şahidim yok. İşte onda dedi ki gömlek arkadan yırtıldıysa suçlu Züleyha'dır, Hazreti Züleyha'dır. Önden yırtılsa suçlu Hazreti Yusuf'tur. Ha bakıyor ki gömlek arkadan yırtılmış. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar. Uydurma değil. Ama bu hadiseler vuku bulurken de hemen bir günde bir saatte olmadı bunlar. Yıllar geçti. Tabii. Ve sonra Şeyh Hazretleri de anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar ellerini kestiler diye. O hadise de var. Haberleri olmadı diye. Güzelliği anlatılıyor Yusuf Aleyhisselam'ın. Kadınlar ellerini kesti. Kadınlar parmaklarını kesti, haberi olmadı. Bir şey doğrarken ellerini doğradılar. Ve bu ayet-i kerimede de geçiyor. Yani bunun yalan olan tarafı, uydurma olan tarafı söz konusu değil. Sonra kavuştular ama. Kavuştular. Allah-u Teala Hazreti Züleyha'yı, Hazreti Züleyha Yusuf Aleyhisselam'dan yaş itibariyle çok ileride. Yaşlarında çok ileride. Ki Yusuf Aleyhisselam zamanındaki Firavun iman etti. Putlara tapmıyordu o. Hatta vahiy gelip onunla evlendiğince o Firavun biraz tuhafına gitti. Bununla mı evleneceğim dedi. Rabbim öyle emrediyor dedi. O anda tekrar vahiy geldi, dua etti. Dua etti, Allah-u Teala gençliğini verdi. Hazreti Züleyha gençliğini verdi, gözleri açıldı. Ona ihsan etti. Peki Hazreti Züleyha da o, yani Cenab-ı Hak yaratırken bir aşk. Aşk farklı bir şey. Sen bakın şimdiki piyasadakiler aşk maşı ve hepsi hikaye onlar. Nefslerinin peşindeler. Yalama olmuş diyorlar diye bir yazarın birisi aynı yalama olmuş onlar. Öyle değil o. O aşk ilahi aşka döndü. Mesela sonra Allah-u Teala'yı tanıyıp Allah-u Teala'nın kendisine ondan ihsan ettiğini görünce Yusuf Aleyhisselam'a dönüp bakma dediler ki daha önce ben de Yusuf Aleyhisselam'a aşık değildim. Tapıyordum diyor. Yani aşktan öte bir şey. Ama? Şimdi... Ama dedi Yusuf Aleyhisselam'ı yaratıp o güzelliği vereni tanıdım dedi. O kim bilir ne kadar güzeldir. O güzelliği ona vereni tanıdım. Ona vereni tanıdım. Onun için dedi başımı kaldıramıyorum. Tabii o öyledir. Onun için evliya-i kiram başını eğiyor, kaldıramıyor ya. O da evliyaydı.